Herkese Williams kariyerimizin yeni bir bölümünden daha merhaba. Sezonun 9. yarışındayız. F2'den başlayıp F1'de devam ettiğimiz kariyerimize bugün Avusturya'da kaldığımız yerden sürdürüyoruz. Röportajdayız. Yağışlı bir hava var. Q1 seansında. Bakalım Q2'ye kalabilecek miyiz? Norris de piste çıktı şimdi. Yanından geçiyoruz. Şu anda mor derece yapıyoruz. İlk sektörde ikinci sıradayız. İlk attığımız turda ikinci sırayı elde etmiştik. Bakalım derecemizi daha fazla geliştirebilecek miyiz? İkinci seansta da 0.3 geliştirdik. Perez var önümüzde. .4'lük bir geliştirmeyle geliyoruz. Çizgiyi geçiyoruz. Yine mor sektör yaptık. Yine ikinci gözüküyoruz. Bakalım sektör sonunda 11. olarak 1 saniye farkla Max Verstappen'in arkasında Q2'ye kalmış oluyoruz. Güzel bir sonuç aldık. Takım arkadaşımız şu anda gözükmüyor. Elenmiş olabilir. Evet, 18. olarak George Russell eleniyor. Şimdi en hızlı turla geçmiş olduk. Yağmur bitti. Şu anda kuru lastiklerle son turumuzdayız. Son 25 saniye kala bir tur daha atmaya hak kazandık. İkinci sırada gözüküyoruz şu anda. Bakalım kaçıncı sırayı alacağız. Dördüncülüğe düştük şu anda. Bir saniyede geliştirdik şu ana kadar sektör derecelerimizi. Yarışma turları tamamlandı. 7. sıradayız şu anda. Ricardo da geldi. 8 olduk. Perez geldi. 9 olduk. Leclerc 10 yaptı bizi. Bakalım ne kadar geliştireceğiz derecemizi burada. 12. sıraya düştük. Q1'e, Q3'e kalabilecek miyiz? Hamilton da geldi. 14 olduk. 15 oluyoruz. Bakalım kaçıncı sırada nokta alacağız? Herkes kuru zemin lastikleriyle son turunu atmış oldu. En son biz geliyoruz. 2 saniyelik bir geliştirmeyle çizgi geçiyoruz ve 13. olarak gözüktük en son. Bakalım kaçıncı sırada tamamlayacağız? Evet, Q3'e kalamıyoruz. 1.6 saniye farkla Lewis Hamilton'ın arkasındayız. 13. sıradayız. 13 ve 18 olarak başlayacağız. George Russell ile yine de güzel bir sıralama turları yaşadık. Heyecanlı bir sıralama turu oldu. Ve yarışta pırıl pırıl bir hava var şu anda. Spielberg'de oldukça güzel bir yarış bizi bekliyor. Williams kariyerimizde şu anda çıktığımız yarışlardan sadece 2 tanesinde puan alamadık. Geri kalan tüm yarışlarda puan aldık. If anything, the stakes are even higher today with 25 points available for victory and a crucial advantage. 10 dönüşlük 4.3 kilometrelik oldukça hızlı bir pist, 3 tane DRS bölgesi var. One time around here is a distance of 2.6 miles with the best overtaking chances into turn 1 or the tight uphill turn 3. It's race day yet again and joining me for a chat, Anthony Davidson. And our racers are certainly in for a rough day today. What will you be watching for as they go down into turn 1? Well, the start of the race is always one of the most nerve-wracking parts. You have to hope that everyone is able to get off to a clean start. Yaklaşık 30 puan farkla, daha fazla bir farkla liderliğini sürdürüyor şu anda. Ve görüntüde biz varız. And finding your breaking point into turn 1 as well. It's a testament to the driver's skill that they're on. 14. sıradan başlıyor Kimi Räikkönen ekranlarda. Şimdi grid'e bir göz atalım. Bakalım ceza alan sürücü var mı? Mercedesler 1 ve 2. Hamilton pole'den başlıyor bugün. Bottas pole pozisyonundan başlıyor. Özür dilerim. Verstappen 3, Norris 4, Ricardo 5, Perez 6, Leclerc Sainz 7-8, Alfa Tauri'ler 9 ve 10, Vettel 11, biz 12, bir sıra yükselmişiz. Stroll 13, Raikkonen 14, Ocon 15, Giovinazzi
16, Alonso 17, Russell 18, Schumacher 19 ve her zamanki gibi Mazepin son sıradan başlıyor bugün. Formasyon turu için yeşil ışıklar yandı şu anda. 12. sıradan start alacağız yarışa. Buradaki yarışlarda genelde bol güvenlik araçları oluyor. Pit alanına girişte çok sıkıntılar yaşıyor sürücüler. Sürekli orada kazalar oluyor. 9. virajda, şu an döndüğümüz virajda sürekli pit alanına girenler ile yarışa devam edenler arasında sürekli bir kaza hali var. Bakalım bugün de görecek miyiz o tarz kazaları? Şimdi araçlar griddeki yerlerini aldı. 5 kırmızı ışık sönmek üzere ve start veriliyor. Yarışa başlıyoruz. İyi bir kalkış yaptık. Tsunoda'nın hemen vites kutusundayız. Pistin dışına doğru attık kendimizi. Dışarıdan geleceğiz. Dışarıdan geleceğiz. Bir spin atan Mercedes var orada. Hamilton spin attı. Üçüncülüğe kadar yükseliyoruz. İlk virajda ortalık karışıyor. İlk virajda ortalık karıştı. Startın tekrarını seyrediyoruz. Kendi aracımızdan şu anda en dışarıdan güzel bir şekilde gelerek üçüncülüğe yükseldik. Sürpriz bir başlangıç yapmış olduk. Şimdi de Hamilton'ın aracından seyrediyoruz. Attığı spini burada Bottas'la çarpışıyor. Kendi takım aracıyla arkadaşıyla çarpışıyor ve spin atmış oluyor. Bakalım güvenlik aracı gelecek mi? Ve evet, güvenlik aracı geliyor. Daha ilk virajdan güvenlik aracı geldi. Avusturya'da 3. sıradayız. Muhteşem bir konuma yükseldik. Önümüzde Bottas ve Verstappen var. Yarışın 3. turunun sonunda güvenlik aracı içeri giriyor. Ve yarış Bottas'ın startıyla tekrardan başladı. Bakalım ön gruptan ne kadar uzaklaşacağız? Farkı koruyabilecek miyiz? Ricardo içeriden şimdi bir atak yapıyor ama başarılı olamıyor. McLaren'ler hemen peşimizde, sıkıştırmaya başladı bile. Dördüncü turdayız. Çok az pistin dışına taşıyoruz. Ricardo'ya şans dolmuştu ama değerlendiremedi. Beşinci turda yerimizi koruyoruz. Podyumun son basamağındayız. Bakalım lastik stratejimiz tutacak mı? Soft medium soft yapmayı düşünüyoruz. Bir aksilik olmazsa. Ricardo yakın takibini sürdürüyor. Takım arkadaşı Norris ile birlikte. Kendi derecemizi geliştiriyoruz ve DRS'ler de açılmış oluyor. Şimdi atak yapıyor Ricardo. Yanımızdan rüzgar gibi geçti. İçeriden geç bir fren yapıyoruz. Yerimizi korumaya çalışıyoruz. DRS üstünlüğü bizde şu anda. Agresif bir savunmayla geride bıraktık ve DRS'yi de kapmış olduk böylece. Norris de geldi. Perez var onun da peşinde. Tüm gridi peşimize dizdik adeta. İlk iki uzaklaşıyor ufak ufak. Biz arka grupla uğraşırken
Aracım bugün sürüş hissiyatı oldukça güzel. Çok hızlı bir araca sahip değiliz tabii ki ama yine de güzel bir hissiyat veriyor sürüş anında. Ricardo yeniden geçti. İlk sektörün sonunda 3. virajda dışarıdan geldik bu sefer. DRS avantajı yine bizde ve yerimizi korumayı başarıyoruz. Avustralyalı'ya karşı tekrarını seyrediyoruz. McLaren'in hatanın. Yedinci turdayız. ...5.8 saniye Bottas'la 3.3 saniyede Verstappen'le fark var şu anda. Çok aşırı bir kopukluk yaşanmadı. Ama henüz daha yarışın başı tabii ki. Şimdi McLaren, Ricardo, özür diliyorum, Norris yaklaşıyor. Küçük bir temas, küçük bir temas. Aracımızda herhangi bir hasar gözükmüyor şu anda ama çarpışma yarısı, sarı bayraklar var. Norris geride kaldı orada. Spin atmış olabilir. Tekrarına bakıyoruz. İşte burada Lando Norris. Lando Norris sonun ön lastiğine küçük bir temas. Bizim sağ arka lastiğimize temas ediyor ve son sıralara kadar geriliyor. 9. virajdaki ilk aksilik yaşanmış oldu böylece. Pit girişindeki. Şimdi Perez var peşimizde. 1.4 saniye var. Ve o da artık dibimize kadar gelmiş oldu. Sarı bayrak sallanıyor ve geriye düştü o da. O da geriye düştü. Çakıl havuzunda gözüküyor şu anda. Aracımızda herhangi bir hasar yaşanmıyor. O da orada spin atmış olabilir. Temas yaşandı çünkü. Hala daha gelemedi. Şimdi yeşile döndü bayraklar. 12. turdayız. Leclerc geliyor şimdi. 3. virajdayız. DRS'yi biz kaptık. Virajın da avantajlı bölümündeydik ve yerimizi korumayı başardık. Ferrari'ye karşı 13 saniye, 8.5 saniye fark oldu şu anda önümüzdeki sürücülerle. Leclerc geliyor şimdi. O da içeriden gözüktü. Yine bir sarı bayrak var orada. Ferrari durdu orada. Herkes onun peşinde şu anda. Geçiyorlar onu. Tekrarına bakacağız. Aynı yerde. Norris'le aynı yerde. Küçük bir sürtüşme oldu yine aramızda. Ve aynı şekilde spin atıyor. Norris'le aynı şekilde spin atıyor. O da gerilere düşmüş oluyor. Yapay zeka olmadık yerde atak yapmaya çalışıyor ve biz de en az onlar kadar agresif savunma yapıyoruz. Lastikler, ön lastikler %33'ü buldu. Verstappen pitte şu anda. Verstappen'i geçeceğiz gibi duruyor. Hareket etti şu anda. Şimdi yanından geçiyoruz Verstappen'i ve yarışın ikinciliğini almış olduk. Bizim için de pit penceresi açılmış oldu böylece. Bottas pitte. 20. turda biz de pit alanına doğru hızla geliyoruz. Arkamızdaki neredeyse tüm sürücüler de pit alanında. Verstappen geçti bizi. Tsunoda, Giovinazzi geçti. Stroll geçti. 8. sıradayız şu anda. Orta hamurları taktık ve pitten ayrılıyoruz. 11. sıradayız. Raikkonen ve Russell takım arkadaşımız şu anda önümüzde. Şimdi 21. turdayız. Giovinazzi, Tsunoda pit alanında 9.luğa yükselmiş olduk. Raikkonen ve Russell da gelecek.
22. turun sonunda takım arkadaşımız pit alanına yöneldi. 8.liğe yükseleceğiz. Bakalım başka sürücü var mı içeride? 8. sıradayız şu anda. Hamilton da pitten çıkıyor şu anda. Bakalım önümüzde mi kalacak ve Hamilton'a geçilmiş oluyoruz. Pit stoplarda Hamilton'a geçildik. Raikkonen onu oyalarsa belki işimize yarayabilir ama çok rahat bir şekilde Raikkonen de geçti. Raikkonen de 23 turluk lastikler var. O da yakında gelecek. Şimdi Raikkonen'in peşindeyiz. Geç bir fren içeriden. Küçük de bir temas ama herhangi bir sıkıntı gözükmüyor şu anda. Raikkonen de geçiyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. 7. sıraya yükselmiş olduk böylece. Gazze de geçti arkamızdan Raikkonen'i. Şimdi Haas'tan Schumacher var. Çok fazla zorlayamaz bizi. O da zaten pit alanına doğru yöneldi. Yanından tehlikeli bir şekilde geçmiş olduk. Vettel pitte. Hamilton'a geçilmemiz kötü oldu. Podyum basamağını kaybetmiş olduk. 5. sıraya yükseldik şu anda. Stroll devam ediyor ve Sergio Perez. Yarış dışı güvenlik aracı geliyor. Sergio Perez. Yarış dışı bakıyoruz neler yaşandığına. İşte burada bir Alpine çarpıyor. 9. virajda Alpine pit alanına yönelirken Perez onu geçmeye çalışırken bir kaza oluyor. Ve Stroll pit stopunu bedavaya getirmiş oldu resmen. Şimdi güvenlik aracının peşine takıldık. Bir sıra kaybıyla yarışa devam ediyoruz. Pit stopta yerimizi Hamilton'a kaybettik. Şimdi yarışa yeniden start verildi. Bottas tarafından 28. tura girdik. Bir buçuk saniye fark var Hamilton'la aramızda. Öndeki üçlüye yetişmemiz çok mümkün gözükmüyor. Bir güvenlik aracı periyodu daha lazım ve onlar da çekişme halinde kendi arasında. Gasly geçti şimdi bizi 3. viraj öncesinde. Şimdi içeriden DRS avantajını da kaptık. Güzel bir şekilde tekrardan 4.lüğümüzü korumuş olduk. Alfa Tauri'ye karşı. Williams'la şu anda ilk onda olmamız bile aslında çok güzel bir sonuç. Buralarda mücadele ediyor olmak bile çok güzel. Şimdi bu sefer içeriden geliyor. Carlos Sainz geçti. DRS onda kaldı. Dışarıdan geldik ve geçiyoruz Carlos Sainz'ı. 1.4 saniye fark var şu anda ve düzün sonuna kadar DRS olmasına rağmen yetişemez. 32. turdayız. Yarışın ortalarına yaklaşıyoruz. Yan yanayız Carlos Sainz'la ve geride bıraktık onu 9. virajda. Şimdi yeniden geliyor. Gasly de atak yapıyor ona. Geçti şu anda Gasly onu. Gasly ve Sainz arasında bir çekişme var şu anda. Sainz önde kaldı ve mücadeleye devam ediyoruz Ferrari ile. Şu anda yan yanayız. Carlos Sainz ile ikinci sektörde yerimizi korumayı başardık. Tekrarına bakıyoruz. Carlos Sainz ile büyük bir mücadeleye giriştik orada. Alfa Tauri de bunu fırsat bilerek Carlos Sainz'ı geçmiş oldu orada Gasly ile. Tekrardan atak yaptı Gasly. İçeriden yerimizi korumaya çalışıyoruz. DRS'yi de kaptık. Alfa Tauri'den ve yerimizi korumayı başarıyoruz. Pierre Gasly'ye karşı. Gasly yeniden geliyor iç taraftan. DRS
sonda kaldı bu sefer. Bu sefer dışarıdan geldik. Küçük bir arkadan kayma toparlıyoruz. 0.2 saniye fark var şu anda. Yarışın ortasını geçtik artık. 37. turdayız. Gasly'ye karşı yerimizi korumayı başardık. Şimdi içeriden geliyor. Sarı bayraklar var. Sarı bayraklar var şu anda. Küçük bir temas oldu Gasly ile. İşte burada. Burada spin atıyor. Gasly burada. Spin atıyor. 4 sıra geçildi şu anda. Vettel ve Tsunoda var şu an peşimizde. 41. turdayız. Vettel geliyor şimdi. DRS'yi aldık Vettel'den. Virajı da güzel bir şekilde dönerek yerimizi korumayı başardık. Williams'la zirve tutunuşu. Öndeki sürücülerin herhangi birisi yarış dışı kalırsa, bir mekanik arıza olsun, kaza olsun, podyuma yakın olmamız lazım. İkinci turdayız. Vettel yine geldi. Çok hızlı bir şekilde DRS ile geçti. Bu sefer DRS'yi biz alıyoruz Vettel'den. Ve yerimizi de korumayı başarıyoruz. Hemen dibimizde pes etmedi Vettel. Yanımıza kadar geldi. DRS'miz olmasına rağmen iyi bir çekiş kuvveti yakaladı orada. Bu sefer virajın iç kısmındayız. Ve yerimizi korumayı başarıyoruz. Aston Martin'e karşı sarı bayraklar var şu anda. Carlos Sainz yarış dışı kalıyor. Carlos Sainz Ferrari'den yarış dışı kalıyor. Mekanik bir arıza, evet. Mekanik arızayla yarış dışı kaldı. Aracını kenara çekti. McLaren orada yavaşlıyor ve Alphatauri onu arkadan çarptı. Tekrarına bakıyoruz, işte burada. Bu kadar sert çarpma gerçekte olsa yarış dışı kalırdı. Sadece ön kanat ile kurtuluyor ve güvenlik aracı gelmiş oldu böylece. Ve böylece de lastik stratejimizi değiştirmek zorunda kalıyoruz. Yeniden mediumlara geçeceğiz. Ön grupta pit stop'a geldi çünkü. Vettel ve Tsunoda girmediler. Ricardo. Ricardo da yarış dışı kalıyor. Güvenlik aracı periyodunda aracını kenara çekti Ricardo. Mekanik bir arıza. McLaren yarış dışı kalmış oldu böylece. Lando Norris geliyor şimdi, o da geçti. Lando Norris'e geçilmememiz lazımdı. Şimdi 46. turda yarışa start verdik artık. Alonso ve Lando Norris arasında bir çekişme var. İçeriye doğru girdik. İki aracı birden geçiyoruz. Sürpriz. Büyük bir sürpriz yapıyoruz. İki aracı birden geçiyoruz. Şimdi Lando Norris önümüzde. Lando Norris tekrardan geçti bizi. İçeriden şimdi bir atak yapacağız ona. Lando Norris'e de bir atak yaptık orada ve geride bıraktık. 8. oluyoruz. Lando Norris'i geçmek önemliydi çünkü kendisinde yeni lastikler vardı. Pit stop'a girmeyecekti. Tekrarına bakıyoruz. Lando Norris'i geçmek orada önemliydi. Alonso da oradan fırsattan istifade geçti. Şimdi Russell çok yanlış bir hamle yaptı. Pit alanına gelmedi. Şimdi geliyor. Ve sanal güvenlik aracı geldi şu anda. Sanal güvenlik aracı. Yine ne oldu? Alpine ve Ferrari. Alpinler bugün pit girişinin içine ettiler neredeyse. Herkes onlara çarptı. Dördüncü sıradaki yerimize tekrardan kavuşmuş olduk. Ve sanal güvenlik aracı periyodu sona erdi. Tekrardan yarış hızına geri döndük. 47. turdayız. Lando Norris var 4 saniye geride. Leclerc var. DRS'ler de 48. tura girdiğimizde açılmış oldu. Lando Norris şimdi geçti bizi start finish düzlüğünde ama düzlüğün sonunda yerimizi korumayı başardık ve DRS'yi de aldık kendisinden.
En azından farkı korumuş olacağız böylece. İkinci tura girdik. Çok güzel götürüyoruz yarışı. Lando Norris yine atak yapıyor. Start finish düzlüğünde içeriden sarı bayraklar var ve spin atıyor. Lando Norris spin attı orada. Lando Norris spin atıyor. Raikkonen geçti şimdi onu. Tekrarına bakacağız. DRS ile geliyor. Dışarıdan geldi. Dışarıyı kapattık. Sonra körplerin üstünden geçiş yapmaya çalışıyor bir de. Orada geçiş yapması zaten zor. Altıncı turdayız. Dördüncü sıradayız. Hem de Williams ile. Gasly var peşimizde. 1.3 saniye farkla. Mercedesler ilk iki sırayı kaptı hemen. Hamilton'da Verstappen'i resmen yedi orada. Gerilerden geldi ve ilk virajdaki spininden sonra iyi toparladı Hamilton. sekizinci turda Pierre Gasly yeniden yetişti bize. Dışarıdan geldi şimdi. İçeriden geldi. Dışarıdan yerimizi korumayı başarıyoruz. Pierre Gasly'ye karşı. Raikkonen de Tsunoda'ya geçildi. İki Alfa Tauri'nin önündeyiz şu anda. Gasly yine içeriden atak yapıyor. Start finish düzlüğünün sonunda ama yine yerimizi korumayı başarıyoruz. Orada biraz sendeledi. 1.5 saniye çıktı. İzliyoruz Gasly'nin aracından. İşte burada biraz sendeliyor spin atmamak için. 62. turdayız. Son 9 tur. Saniye fark var şu anda Gasly ile aramızda. Dördüncü tura doğru ilerliyoruz. .9 saniye oldu fark Gasly ile. 64. tura girmiş olduk. Küçük bir arkadan kayma ama toparladık. Tsunoda ile ve Gasly arasında bir çekişme var. 1.2 saniye çıktı fark. Şimdi Tsunoda çok yakın. O geçti bizi. DRS'yi kapıyoruz. Tsunoda'dan virajın dışından güzel bir şekilde kaza yapmadan, aracımıza hasar vermeden yerimizi korumayı başarıyoruz. 0.7 saniye oldu. 8 saniye oldu. DRS'yi de almıştık. Güzel puanlar toplayacağız bugün. Tsunoda yine çok yakın. Üçüncü viraj öncesinde yine geçiyor. Yine DRS'yi aldık kendisinden. Artık bir rutine girdi burada. Geçişler, yerimizi korumalar hep aynı. Son tura da giriyoruz böylece. Dördüncü olarak. Hamilton 43 saniye fark attı. Verstappen 31 saniye şu anda. Ve yarışın zorluğu da 101'de arkadaşlar. Hani Williams'la nasıl oluyor bu demesin kimse. Çalışınca oluyor. Son iki viraj artık. Bottas da kazandı bu arada yarışı. Hamilton ikinci, Verstappen üçüncü. Ve Williams'tan biz dördüncü sırada tamamlıyoruz yarışı. Muhteşem bir hafta sonu geçiriyoruz. 12. başladığımız yarışı dördüncü olarak noktalıyoruz. Belki günün sürücüsü seçilebiliriz. Kimi Raikkonen seçildi. Günün sürücüsü, o da puan aldı demek ki gerilerden başlayıp.
races on the pit wall after a superb win here in Spielberg, and rightly so, a brilliant effort from the whole team. Tell me, Ant, how do you think they were able to deliver? Bottas zaferini kutluyor ve takım arkadaşı tebriğe geldi Hamilton. Yeni sezonda bu hafta sonu başlayacak. Alfa Romeo koltuğunda izleyeceğiz bu sene kendisini. Grid'de büyük değişiklikler oldu bu sene. Verstappen 3. oluyor bu yarışta. Pit stoplarda Hamilton'a geçirmeseydik şu anda 3. pozisyonda biz olabilirdik. Yerimizi koruyabilirdik. Ama bu sezon bir podyum yapmamız şart. O potansiyel bizde var. Russell 12. oluyor, biz ise 4. oluyoruz ve 12 puanı cebimize koyuyoruz. Bakalım takımlarda ve sürücülerde yükselmiş miyiz? Raikkonen de 14. başlayıp 7. olmuş. Sürücülerde Ricardo ve Sainz'i geride bırakıp 7.liğe çıkmışız. 1 puan önündeyiz Ricardo'nun. Takımlarda ise yerimizi korumayı başardık. Alpine'le puan farkını açtık sadece, o kadar. Şimdi sizleri yarışın önemli anlarıyla baş başa bırakıyorum. Bir sonraki yarışta görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. I know we were expecting some new developments to come through, but some of them have failed quality control. We'll need to tell the team what to redevelop via the R&D screen.